Ayça'nın arabalarından herkese merhaba arkadaşlar. Yenilenen, makyajlı, yeni Skoda Octavia ile birlikteyiz. Skoda Octavia'yı test etmek için bugün Viyana'ya geldik ve Viyana'dan test aracımızı alıp Çek Cumhuriyeti'ne geçtik. Gerçekten güzel bir rota oldu bizim için de. Türkiye'de de çok sevilen Skoda'nın dünya çapındaki modeli Octavia ile buluştuk. Arkadaşlar Skoda Octavia 1996 yılından günümüze kadar dünyada 7 milyon 150 bin adedin üzerinde satılmış. Gerçekten ciddi bir rakam. Bu rakam ülkemizde ise 97 bin adet. Ve dünya çapında baktığınızda bu önemli model 100'den fazla ülkede satışa sunuluyor. Geçtiğimiz yıl ise yine Skoda'nın toplam üretiminin %23 kadarını yine Skoda Octavia oluşturmuş. Bu da bu modelin Skoda markası için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hadi gelin şimdi yeniliklere bakalım. Bir kere önde iki boyutlu Skoda ızgarası yenilendi. Hemen aşağıda daha modern görünümlü yeni ızgarası ve en altta tampon detaylarını görüyoruz. Ama tabii ki bir Skoda modelinin alameti farikası yanda gördüğünüz tabii ki LED farları. O Çek kristal işçiliği diyoruz ya, burada da LED, kristal, Matrix ön farları bulunuyor. Donanıma bağlı olarak özellikler değişiyor. Şu an benim anlattığım yine üst donanımlarda bumerang far detaylı, kristal özellikli LED farlar bulunuyor arkadaşlar. Bir de makyajlanan Skoda Octavia'da jantlar da yenilendi. Yeni jant tasarımı sunuluyor ve 8 gövde seçeneği bulunuyor Octavia'nın. Şimdi gelin arka tasarımdaki değişikliklere bakalım. Arka tasarımına bakmak için aracı şöyle bir sizler için çevireceğim. Arkadaşlar Skoda Octavia'nın arka kısmındaki yenilikler ise öncelikle Skoda yazısı. Akabinde Skoda yazısının hemen yanında dinamik detaylı arka aydınlatmaları ve arkadaki tampon yapısı tamamen yeni. Bagajı yeni değil ama size şu geniş bagajı göstermeden edemeyeceğim. Gördüğünüz gibi bu C segmenti sedanda kocaman bir saklama alanı, bagaj bizi bekliyor. Yandaki saklama alanı detaylarıyla ve Simply Clever özellikleriyle diyorum. Ve bu yağmurlu ama çok güzel Çek Cumhuriyeti gününde diyeyim. Şimdi sevgili Ceyda Akyol'la test sürüşüne geçiyoruz. Bakalım iç kısımdaki yenilikler, değişiklikler neler? Hep birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar, sevgili Ceyda ile sürüşe de geçtik. Yenilenen Octavia'nın içindeyiz. Vallahi güzel oldu Ceyda. Avusturya'dan evet. Çek Cumhuriyeti'ne araçla geçmek, otomobille geçmek. Çok ya güzel. Arkadaşlar burada yolları gerçekten görmeniz lazım. Yani köy yolları bile asfaltlı ve bu kadar güzel asfaltlı olamaz yani. Ya iki yanımız yani. Yeşillik. Şurada çok. Gördüğün gibi ne güzel. Manzaramız harika. Aynen. Gerçekten çok keyifli bir yoldayız. Gelelim yenilenen Skoda'nın iç kısmına sevgili Ceyda ve evet. Arkadaşlar. Ben açıkçası bu yeni dijital göstergelerden gözümü alamıyorum. Çok, çok kullanıcı odaklı, çok güzel düşünülmüş ve işlevsel detaylar. Çok. 13 inç büyüklüğünde multimedya ekranımız ve yine 10 inç büyüklüğünde evet. Sürüş gösterge panelimiz var. İkisi de oldukça kullanışlı bu arada. Çok hızlı dokunmaya tepki veriyor. Zaten ortadaki ekran yani bayağı LCD televizyon gibi falan. Kesinlikle. Yani. Bazı kullanıcılar bunu çok abartı buluyor ama ben seviyorum. Güzel ben de yapılan seviyorum. Evet, ekranları. Güzel. Bir de böyle hani kalın falan değil. Zarif bir şekilde yerleştirmişler. Çok şık. Ayrıca arkadaşlar hemen direksiyonun üstünde de head-up display bulunuyor. 5 farklı donanım var. Elite, Premium, Prestige, Sportline ve Ares. Ama yurt dışında bu donanımların ismi değişiyor. O yüzden biz de bazen eşleştirmekte zorlanıyoruz. Ama bizim kullandığımız araç da oldukça dolu bir donanım. Skoda'nın ön yüzündeki değişiklikleri tamamen zaten karşılıyor. Evet, gerçekten şeyde katalogdakiyle aynı modeli biniyoruz şu anda. Hatta Ceyda'yla Viyana'dan duraklama yerimize, yemek yerimize gelirken daha bazı, hatta biraz böyle filolara, şirket aracına uygun bir araca bindik. Evet. Ama o bile çok konforlu ve güzeldi. Evet.
gerçekten hoştu. Ama şimdi şöyle bir gerçek var. Bunun iç döşemeleri, deri döşemeler, kalitesi iyi, inanılmaz. Gerçekten çok şık arkadaşlar. Bir de ben böyle farklı rengi seviyorum çok otomobillerin kombin içerisinde. Kombin seviyorum evet, Ceyda'cığım. Evet, gerçekten çok güzel, harika. Bu arada bir sürü de sürüş asistanı var. Evet, yani güvenlik donanımları çok eklenmiş. Şahane. Şimdi sen bize söyle Ceyda, neler gelmiş? O zaman hazırsanız başlayalım. Hazırsanız başlayalım çünkü bayağı bir şeyler var. Birincisi zaten şerit takip var arkadaşlar ve bu yollarda inanılmaz işimize yarıyor. Kesinlikle. İkincisi hız sabitlememiz var. Üçüncüsü şerit değiştirme desteğimiz var. Aynı zamanda kör noktalarda da sizi uyarıyorlar. Bu arada navigasyonumuz otomobilimize bağlı. Yani cep telefonlarımıza bağlı değil ve Octavia'nın kendi navigasyonunu şu anda biz kullanıyoruz ve harika götürüyor. Hiç şaşmadı kesinlikle şimdiye kadar. Bir de göstergenin direksiyonun hemen üzerinde arkadaşlar head-up display bulunuyor. Bu head-up display'de ben levha okuma da yeni geldi bildiğim kadarıyla. Evet. Levha okuma özelliğini. Navigasyonum açık olduğu için mesela 24 kilometre düz gideceksin diyor. Maksimum hızımı gösteriyor levha okumayla birlikte ve şerit takipte doğru gidip gitmediğimi yani uyarıyor. Adaptif cruise control de şu an aktive etmedim ama yine bu ekranda görüyorum. Yani aslında çok özet, çok kompakt ve yine sürüş kolaylaştırıcı bir özellik olarak söyleyebiliriz. Ve şey var, park asistanları inanılmaz, kamera sistemi 360 derece. Geri görüş kamerası oldukça net. Çok şahane. Gerçekten yani cam gibi her şey. İşimize yarıyor açıkçası. İç tasarımda en beğendiğim detaylardan biri arkadaşlar vites kısmı. Gerçekten çok şık, çok minimalist, çok güzel. Biz kadınlar seviyoruz böyle çok şeyleri. Çok fazla yer bize açıyor çünkü. Evet. Kalabalıktan kurtuluyoruz. Bolca saklama alanı ve daha böyle efektif olarak orta kısmını kullanabiliyoruz. Hatta Ceyda hemen şu silgiyi sordu arkadaşlar. Bu silgiyi seviyoruz. Neden? Çünkü böyle multimedya ekranların üstü iziz oluyor. Hep parmak izi bu silgiyle güzel güzel ekranımızı silip temizleyebiliyoruz. Temizleyebiliyorsunuz. Zaten Skoda'nın sevdiğimiz özellikleri nedir? Simply Clever diyor ya. Evet, akıllı çözümleri. Çok akıllı, hakikaten keyifli şeyler var. Birincisi mesela burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Telefonunuzu buraya koyabiliyorsunuz, yerleştirebiliyorsunuz. Hani hep elimizdedir ya, nereye koyacağımızı şaşırırız. Ayrıca şarj kısmı var. Kablosuz şarj özelliği kısmı var. O bence çok güzel. Kendinizi açan tarzı kablo aramıyorsunuz. Type-C yani burada iki tane. Tabii, burada iki tane, arkada dört tane Type-C var. Bir de çok arkadaşlar karartmalı dikiz aynasının yanında da bir tane Type-C özelliği girişi eklendi. Evet. Girişi eklendi. Bir de bir yenilik olarak Ceyda direksiyondan bahsetmek istiyorum. Üç kollu direksiyon da yine çok Skoda makyajlı. Gerçekten. Ve bir de koltuklardan bahsedelim. Masaj evet, özel koltuklar. En sevdiğimiz şey biliyorsunuz uzun yolda. Ayça'yla biz affetmeyiz. Hemen çalıştırırız. Hakkını veririz. Ve bir de alkantara kumaş yeni gelmiş. Çok. Ya çok şık Ayça. Gerçekten böyle dokununca insan hissediyor yani. İnanılmaz bir keyif. Bu arada şu da benim dikkatimi çekti. Burada bir gözlük alanı var. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Hemen güneş gözlüklerinizi, gözlüğünüzü koyabileceğiniz yine bir saklama alanı var. Saklama alanları müthiş. Saklama alanları ve şeyler müthiş. Akıllı çözümleri. Hemen benim kapımın içinde şemsiye var. Hava yağmuru evet. Ve bugün ne kadar kullandık anlatamam gerçekten arkadaşlar. Öyle. Gerçekten. Ceyda'nın da yine kapısının içinde bir boş yer var. Onun içinde de. Ha, evet, bu iç kapıda. Yani sizi buna göstermek ya, istiyorum. Evet. Bunlar gerçekten çok ince ama güzel detaylar. Böyle bir çöp koyma şeyi yapmışlar. Aparatı arabanın yapmışlar. Arabanın içi kirlenmesin diye. Gerçekten. Çöpünüzü buraya atıyorsunuz. Bunda hemen buradan bir takma yeri var. Takma yeriyle yandaki saklama alanını sabitliyorsunuz. Aslında bu kadınlar için bence efsane. Çok, çünkü biz gerçekten biraz böyle hani çok eşyalıyız, kalabalığız, evet, çocuklu. Özellikle aileler için meyveleri yedikten sonra çöpü falan çok efektif. Bir de çok. Senin kapının içinde biliyorsun fırça koyma yeri var. Evet, fırça da var aynen bu arabada. Ya çünkü şöyle özellikle biliyorsunuz hani Türkiye'de de böyle ama bazen kar, kış, soğuklar çok oluyor. Arabanın üstünden süpürmeniz gerekiyor karı, buzu. Bunlar için de özel aparatlar yapmışlar. Hatta buz içinde biliyorsun. Benzin, yakıt deposunun orada aynen, var. Aynen, yakıt deposunun kapağını açıyorsunuz ve oradan bir buz kazıma aparatı çıkıyor. Ya ben bu detaylara bayıldım şu anda. Çünkü Skoda'nın ana vatanı Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti tabii de tabii ki karasal bir iklim. Çok dolayısıyla soğuk, evet, bu şeylere iklime uygun da araçlarını geliştirmişler. Arkadaşlar gelelim motor seçeneklerine. Yenilenen Octavia'da 3 farklı motor seçeneği var. Bunlardan 2 tanesi hibrit, 1 tanesi de dizel. Hibrit olanlar yarı hibrit özellikle arkadaşlar. 4 silindir, 1.5 litre benzinli motorla 48 volt elektrikli motorun bir arada çalışmasından oluşuyor ve bir tanesi 115 beygir değil mi? Doğru doğru evet. Güçlü olansa 150 beygir. Evet. Ve 2 litrelik dizel olan da 265 beygir gücünde arkadaşlar. Size 3 farklı seçenek sunuyor ama bana kalırsa hibrit olan seçenekler Türkiye'de daha çok tercih edilecek vergilendirme evet seçeneklerinden kaynaklı.
Bu arada biz bu yollarda hız sınırlarına da çok dikkat ediyoruz. Şu an mesela Leva Akma'da 90'ın üzerine çıkılmaması gerektiğini söylüyor. Hem Avusturya'da hem buralarda radar ve sıkı trafik kontrolleri var. Ciddi. Zaten doğru olan da bunlara uymak. Yani hani köy yoluna girdik diye hiç şey yapmayın. Orada bile kontrolü bırakmamışlar. İnanılmaz. Bu arada Ayça, renk seçeneklerine de ben çok vuruldum. Evet, ben çünkü dışarıda bahsettim ama sen söylesene. Evet. Power renkleri. Yani şöyle, şimdi 9 farklı renk seçeneği var. Biz tabii hepsini yan yana görünce böyle jelibon gibi dizilmişler. Turuncular, maviler, sarılar, neon renkler, griler. Ama grinin kaç tonu yani? Jelibon demişken Skoda'nın jelibonunda Ceyda Bolu tüketti. Çok güzel böyle yeşil Skoda. Araba şeklinde Skoda şeklinde jelibonlar yapmışlar. Yani gerçekten detaylara çok değer veren bir marka. Kesinlikle. O yüzden çok hoşumuza gidiyor. Biz kadınlar için bir kere müthiş keyifli gerçekten. Başka söylemeyi atladığımız acaba bir şey var mı size diye. Ben bir tık notlarıma bakmak istiyorum ama her şeyi anlatmışız. Bu arada ambiyans aydınlatmayı siz şu an göremiyorsunuz ama içeride çok güzel. Evet, şu an bak kırmızı evet, gözüküyor. Evet, kırmızı şu an bizim. Çok güzel ambiyans aydınlatmamız var. Çok özel bir ses sistemi var tabii ki burada. Sadece biraz da izolasyondan bahsedelim. Gerçekten motor sesi almıyor. Hibrit motoru kullanıyoruz şu an. Gayet sessiz bir sürüş çok, değil mi? Evet. Dışarıda ciddi bir rüzgar var baktığınızda. Çok. Yolda çok aşırı mükemmel değil. Yine biraz diğer geçtiğimiz yollara değil, göre. Evet. Arkadaşlar biz buraya geldik ve kışa geri döndük. Gördüğünüz gibi arabanın içinde bile montla falan oturuyoruz. Yani resmen başka bir şey var dışarıda. Özetle arkadaşlar, biz Skoda Octavia'yı C segmentinde bir sedan araç olarak çok konforlu bulduk. Geniş bagaj hacmi ile sunduğu konfor özellikleri ve teknolojisiyle güzel bir araç. Çok yani şöyle, bence aileler için de çok keyifli bir araç. Çünkü mesela Ayça da uzun, ben de uzunum. Yani hani kadın kategorisine göre uzun uzunuz. Uzun demişken arka diz mesafesi de artmış. Evet, çünkü onu demek istiyorum. Aks mesafesi artmış değil mi? Evet, C'den. Doğru. Şimdi şöyle arkada, yani biz önde uzun olmamıza rağmen şurada arkadaşlar Ceyda'nın sözünü kestim balla. Arkadaşlar zaten aracın boyutu 9 mm daha uzamış ve aks mesafesi de artı 19 mm uzamış. Bu ne demek oluyor arkadaki? Ay, yaşam alanı genişliyor. Dizlerimiz rahatsızlıklar. Nasıl sonra cevap verdim ama Ayça da öğretmen gibi söylüyor. Ne oluyor falan diye. Ya şeyde zannettim. Ya, evet hocam şimdi. Kıyamam ama biz çok gerçekten böyle uzun boylu olduğumuz için Ceyda da ben de hep arabalarda evet, evet. Şey yapıyoruz değil mi? Arkada hiç oturmak istemiyoruz arkadaşlar. Çok dar. Yani. Önler güzel. Ama burada arkada inanılmaz keyifli bir alan var. Bir kere o ortadaki biliyorsun şey, kolu indirince bardak koyma alanı var. Tam benim arkamda telefonunuzu sabitleyebileceğiniz ve koyabileceğiniz akıllı çözümler var. Yani müthiş. Gerçekten yani arkada gitmek burada önde gitmekten daha keyifli, emin olabilirsiniz. Özetle ne diyoruz Ceyda'cığım? Biz Octavia'yı beğendik. Evet, alır mıyız? Alırız neden olmasın. Ama yenilenen özellikleri de bunlar. Hem dışında bahsettiklerim hem de sevgili Ceyda'ya size anlatmaya çalıştığımız özelliklerle beraber eski özellikler şöyle bir birleşti ve yeni Octavia çıktı arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Evet. Dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştık. Ceyda'ya da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğin için Ayça'cığım. Gerçekten hepinizi çok seviyoruz. Ayça beni sınavı arada soruyor görüyorsunuz. Ama hepsine doğru cevap verdim. Sınavı da geçtim. Canım benim. Yani arkadaşlar zor oluyor. Test sürüşüne geliyoruz. Burada bilgileri alıp size hemen aktarmaya çalışıyoruz. O yüzden arkadaşlarımızla da birlikte böyle tempo geçiyor. Evet, evet. Aynen. Çok keyifliydi. Gerçekten güzeldi ve bu yollarda seninle olmak da bebişim çok canım, güzel. Teşekkür ederim. Zaten yani arkadaşlığımız, dostluğumuz ayrı. Böyle şeylerde, böyle yerlerde hayatla paylaşımımız da artıyor. O da daha da güzelleşiyor. Gördünüz. Love story. Nasıldı, şöyle miydi? Evet, aynen. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Evet. Yorum yaparsanız, sorularınız olursa memnun ederiz. Cevaplarız. Evet. Ceyda'nın da YouTube kanalı var, Instagram hesabı var. Lütfen takibi alın. Beni almadıysanız alırsanız ben de sevinirim. Abone olmayı efendim kanalımıza, beğenmeyi, yorum yapmayı, her şeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Diyoruz. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Öpüyoruz. Bye bye.